Merhaba arkadaşlar, ben Kardelen. Bugün size boğa burcunun 3 ana özelliğinden bahsedeceğim. Şimdi, boğa burcunun birinci özelliği bir kere sabit bir burç olduğu için rutini sevmesi. Kolay kolay alışkanlıklarından vazgeçemez. Hatta alışkanlıklarından en zor vazgeçebilen burç boğa. Boğa burcu bu arada inatçı olabiliyor. Yani rutin ve böyle sabit olduğu için oturduğu yerde kalır. Çok fazla ıı, değişiklik yapmayı sevmez. İkinci olarak bütün duyuların, o beş duyuyu en iyi kullanan burç Boğa burcudur. Şimdi bu ne demek? Mesela bir Boğa burcu sevgiliniz var. Dediğim gibi bunu hatırlatmak istiyorum. Doğum haritasında toprak özelliği baskınsa bu yine Boğa olarak onu daha baskın bir boğa yapıyor. Yani sabit özelliğini arttırıyor. Mesela bir tatile gittiniz ve orada işte bütün ağaçları, çiçekleri koklayabilir. Yemekleri böyle inanılmaz keyif alarak böyle dakikalarca uf çok lezzetli diye yiyebilir. Çünkü o beş duyusunu en rahat, en kolay kullanan ve bundan çok keyif alan bir burçtur. Boğa burcunun üçüncü en büyük özelliği boğa kesinlikle lükse düşkün bir burçtur. Bu ne demek? Şimdi boğa şeyi seviyor bir kere. Böyle yani illa arabalar evler değil ama bir şey alacaksa, bir tişört bile alacaksa onun en iyisi olmasını ister. Kadınlar özellikle hani illa bu mücevher değil bir takı alacaksa gerekirse biriktirir para ve onu ona harcar. Güzel şeyler giymeyi, güzel işte takılar takmayı çok çok sever ve görünümüne kesinlikle önem veren bir burçtur. Burada şöyle bir şey var. Aslan görünüşüne önem verir. Ama onun görünüşüne önem vermesinin en büyük sebebi pohpohlanma isteği. Oysa ki boğa kendisine odaklı bir burçtur. Evet yine şey bir önceki videodan hatırlarsanız hani 0 1 2 yaş koçtu. 2 4 5 yaş arası boğa dersek hep kendimize odaklıyız yine. Ama bunu pohpohlanmak için yapmaz bir aslan gibi. Dolayısıyla onun ayrımı önemli. Diğer videolarımda şuna da değineceğim. Her burcun bir gölge yanı var. Bunu bir video olarak toparlayacağım. Dolayısıyla çok fazla girmek istemiyorum ama şunu bilin yeter. Koçun arkası terazi ve boğanın arkası akrep. Ve bu sizi dengeleyen bir döngü diyeyim size. Şimdi dördüncü özellikten bahsettim. Beşinci özellik olarak da bir konu var ki bu gerçekten beni boğalar çok iyi anlar. Tembelliğe bayılır. Boğa burcu tembeldir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir boğayı tembel diye asla yargılamayın. Çünkü tembellik onun artık içgüdülerinde var. Yani boğa DNA'sı tembel olur. Ve bundan çok keyif alır. Hatta tembellikten en keyif alan burçtur diyebiliriz. Ama şu var. Bunları hep hatırlatıyorum ki atlamayın. Şimdi Mayıs, yani boğa burcunun belli tarihleri var ya o tarihin ortası ve biraz böyle sonuna doğru olan Boğalar bunu daha fazla hissedecektir. Ama başında doğduysanız o kadar tembel olmayabilirsiniz ya da haritanızda o kadar baskın değilse bu özellikleri o kadar taşımayabilirsiniz. Boğa ile ilgili daha başka söyleyeceğim şu var. Koçun yöneticisi Mars'tı. Bundan bahsetmedim. Boğanın yöneticisi Venüs ve Venüs güzellik demek. Dolayısıyla bir boğa erkeği sever görünüşüne özen göstermeyi ve genel olarak bir alımlıdır. Bir böyle çekiciliği havası vardır. Boğa kadını da böyle zaten lükse de bir düşkünlükleri olduğu için hani daha böyle baktırırken ne diyeyim o venüs gezegeninden de dolayı. Şöyle bir nokta var ama aslana çok gidiyor benim kafam. Aslan bunu tekrar ediyorum pohpohlanmak için özen gösterir ama boğanın içinde vardır. Yani o böyle alımlı olmalı, böyle bir kendine odaklı, kendini zaten sever, kendini en seven burçlardan biridir. Dolayısıyla bu özellikleri mevcut. 3 özellik diye yola çıktım ama 5 özellik de topladım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarınız gerçekten benim için çok değerli ve çok da merak ediyorum. O yüzden her izleyenden rica ediyorum bir yorum bırakmasını. Onları okuyacağım ve ayrıca da yani deliler gibi böyle yorumlar olmazsa hepsine cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yani onu tıklatabilirsiniz. Umuduyla çok iyi burada.